Bu videoda her maç kazandığımızda kazandığımız takımın bir oyuncusunu takımımıza ekleyeceğiz. Her kaybettiğimizde de çarka göre rastgele bir oyuncumuz gidecek arkadaşlar. Takımımızla Serie A'dayız arkadaşlar. 3 yıldızlı bir kulüp oluştur takımıyla Serie A'da başlıyoruz. Orta şekerli bir kulübüz. Rakiplerimiz güncel Serie A takımları olacaklar. Çarkımızı görüyorsunuz. Her kaybettiğimizde her mevki için 3 seçenek var arkadaşlar çarkta. En iyi overall'lı, en düşük overall'lı ve bir de orta seviye var her mevki için. O gelince istediğimiz orta seviye bir oyuncu siliyoruz o mevkiden. En düşük ve en yükseği silmiyoruz. Amacımız Şampiyonlar Ligi kazanmak. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Şimdi şöyle bir durum var. Kazandığımızda gelecek oyuncular sadece transfer dönemleri açık olunca gelebiliyorlar ya. Burada İtalya'da sadece 2 tane maç var transfer döneminde. Atalanta ile Udinese. Bu iki takımdan 2 topçu alabilirsek süper olur. Bu arada kazandığımızda istediğimiz oyuncuyu alabiliyoruz. Ben Yedder orada iyi görünüyor. Oho! Barbosa atıyor. Atalanta'yı deviriyoruz. Şimdi Atalanta'dan seç beğen al. 83'lük bir Ben Yedder var. İyi olabilir. Yaşı 32. Tabii bu oyuncuların silinme ihtimali de olacak. Diyelim Merih Demiral'ı aldık. Gelecek maçta silebiliriz kaybedersek. Kalecileri 81. Kaleci mi alsam, golcü mü alsam? Bizim kalecimiz 73'tü. Forvetimiz de 73'tü. Ben Yedder'i alacağım ya. Şimdi Ben Yedder'li kadromuzla Udinese maçı. Udinese'yi de yeniyoruz. Ben Yedder gol atıyor. Yes. Direkt gitmeyecek. Barbosa yine atmış. Udinese'de 79'luk Delufeu var. 78'lik Dejan Lovren de oradaymış lan. 78 overall ama. Danaksel Zagadou iyi olabilir. Kaleciler, aha, 79'luk kaleci Silvestri. Başlangıçta atan ve tutan yapmalıyız bence. 73'ten 79'a yükseltelim kalecimizi. Şimdi transfer dönemi kapanıyor. Biz oyuncularımızı kaybedeceğiz ama kazandığımızda da oyuncu gelmeyecek. Haksızlık mı olur acaba? Oyuncularımızı toptan transfer dönemi açıldığında mı biz de silsek? Rakip Milan, Silvestri kalede, Ben Yedder forvette. Milan'ı da alıyoruz. Yes! Lan keşke az önce Milan'ı alabilseydik. Direkt manyağını alırdım onlardan. Ben Yedder hat-trick yapmış. Milan'da kaç tane hücumcu var lan böyle? Rafael Leao çok iyi gider aslında arkadaşlar. Onu bir ekleyelim. Gelişiyor da bir de. Orta sahada Sandro Tonali. Sol bek Theo Hernandez çok iyi. Oyunun en iyi sol beklerinden. Tomori çok iyi. Manyan çok iyi. Ama burada bir seçim yapmak zorundayız. Sonraya saklayamayız. Çünkü upuzun bir listeden bu sefer seçerek hile yapmış gibi oluyoruz. Ben Leao'yu alacağım Milan'dan. Bu arada arkadaşlar Leao'yu alırken de like butonuna basarsanız çok güzel olur. Bu video umarım iyi izlenir. O yüzden bir 11.032 beğeni isteyeyim. Teşekkürler. Kanala yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. FIFA 23'e çok az kaldı arkadaşlar. Son FIFA 22 videoları. Bildirim çanını açın. Takımımızı UEFA'ya da koymuştum. Sociedad'a karşı oynayacağız. Şimdi Leao'yu aldık. Oyarzabal gelse çok iyi olur. Aa, İshak orada kalmış. Onun aslında Newcastle'a gitmesi gerekiyordu. Keşke topladığımız oyuncuları da dahil edebilsem takıma. 1-1 bitiyor. Burada hiçbir şey yapmıyoruz. Beraberlikte ne siliyoruz ne alıyoruz. 20. bir Roma. Roma nasıl 20. ya? Berabere kalıyoruz. Son anda Romano bizi kurtarmış. 10 kişi kalmışız 9. dakikada. Şimdi de 2 gün arayla 1. bir Lazio. Çok yorgunuz. Kırmızı kart cezamız var. Bir beraberlik. Ah Immobile. Son anda bize ilk oyuncumuzu sildirtecek. Okey, şimdi çarkımızı ekranlarda karıştırıyorum arkadaşlar. Durduğu anda ne gelmişse onu göstereceğim zaman tasarrufu açısından. Burada bekliyorum ama. Kaleci istediğin. Oo, bak bu çok iyi oldu. İstediğin orta seviye. İstediğin derken hani 5-6 kalecimiz olursa ortada bir şeyi seç. Ama orta seviye sadece bir kalecimiz olduğu için Russo'yu salmak zorundayız arkadaşlar. En kötü overall'lıyı salamıyoruz. En iyi overall'lıyı da salamıyoruz. O bir daha gelirse en kötüsünü atabilirim. Çünkü o zaman benim tercihime kalmış oluyor. Sırada Sampdoria maçı. Sampdoria'yı alıyoruz. Çok iyi oldu. Sampdoria'da da adam akıllı oyuncu yok. Jason Murillo. Herkes yaşlı aga. Ben Murillo'yu alacağım. 77'lik stoper. Şimdi rakibimiz Slavia Prag. 2-2 berabere kalıyoruz. Son anda kurtarmışlar. 20. bir Lecce var. 3-2 alıyoruz. Lecce'nin en iyi oyuncusu Matias Norman. 76'lık MDO. Onu alıyorum. Sırada İtalya kupasında Juventus gelmiş. Oo, son anda yeniliyoruz be. Tüh. Hemen bir oyuncu silelim.
Sol bek istediğin orta seviye. Sol beklerimize bakıyoruz. Sadece iki sol bekimiz olduğu için bizim tercihimize kalıyor ve ben de burada Russo değil de Cabral'ı siliyorum arkadaşlar. Güle güle Cabral. Sırada Torino. Torino'yu alıyoruz. Yes. Torino'da da adam akıllı oyuncu yok. Perşurz'u alıyorum. Potansiyeli var. Sırada bir Slovakya takım mıydı bu? Mura. Mura'yı alıyoruz. Mura'dan da 66'lık bir sağ kanat alıyorum. Sırada Empoli. Empoli'yi de yeniyoruz. Peşine Napoli. Napoli 5 atıyor bize. Ve bizden en iyi overall'lı merkez ofansif orta sahamızı siliyorlar. Bu arada arkadaşlar benim çarkta OF oyuncuları yok. OF'leri center for diye sayalım şu çocukları. En iyi overall'lı merkez ofansifimiz zaten berbatmış. Güle güle Strand. Kusura bakmayın çark ekranda kalmış. Strand gitti. Şu ana kadar iyi gidiyoruz ligde. 22 puan topladık. Cremonese. Yorgun argın Cremonese'ye yenildik. Cremonese bizden istediğimiz overall'lı sol beki siliyor. Orta seviye sol beki. Bu şimdi çok kötü oldu. Tek sol bekimiz var. O yüzden Russo'yu silmek mecburiyetindeyiz. Ara transfer döneminde Hernandez gelecek ama. Orada şimdi sağ bek oynatacağız. Rodriguez. O gerçi bu Van Aker sol bek oynayabiliyormuş. İki oyuncu daha silebiliriz zaten. Çünkü takımda oyuncu kaldı. Almayacak. Mura maçı yine. 0-0 bitiyor. Zaten onlardan pek alınacak bir oyuncu yoktu. Şimdi bu Salernitana maçını almamız lazım. 3-2 kaybediyoruz. Ve Salernitana bizden istediğin orta seviye stoper siliyor. Stoperlerimizin en iyisi Ferraro. 3 stoperimiz varmış zaten. Ortancı Zerual arkadaşlar. Zerual'ı paketliyoruz. Sırada Sassuolo maçı. Sassuolo'dan Berardi iyi gider. 2-1 alıyoruz. Berardi 60 bak. Ben gelmek istiyorum diye. Hani bize belli etmiş kendini. Stoper ihtiyacımız var aslında ama Sassuolo'da stoper yok güzel. Berardi'yi alıyorum sağ kanada. Şimdi Real Sociedad maçı. Buradan süper bir oyuncu gelebilir ama Mikel Merino güzel olur. 2-1 kaybediyoruz. Ve Sociedad bizim... Ah be kaleci değil. İstediğin orta seviye sol kanat. Ha takımda sol kanat oyuncusu yok. İşte bu. O zaman kimseyi silmiyoruz. Şimdi Juventus maçı. Hala oyuncu silme ihtimalimiz var. Juventus... Aa son anda. Tüh. Juventus bizim en düşük... Ya istediğin orta seviye. MDO'lar ve MO'lar beraber sayılıyorlar. Orta seviye merkez orta saha. En düşük overall'ımız Romano olduğuna göre şu ikisinden bir tanesini silebilirim. E tabi burada Lombardi'yi sileceğim arkadaşlar. Bu şekilde de rezervlerde oyuncumuz kalmadığı için ara transfer dönemi açılana kadar kimseyi silmeyeceğiz. Öyle bir lüksümüz var zaten Aralık ayındayız. Az kaldı. Bologna'ya kaybediyoruz. Keşke kaybetmeseydik. Gruptan çıkabilmek için Slavia'yı yenmemiz lazım burada. 1-1 bitiyor. Tüh. Konferans ligine düştük. Sırada Fiorentina. Bir stoper güzel gider. Alamıyoruz maçı ama. Stoper kaybettiğimizden beri çok kötüyüz arkadaşlar. Monza maçı. Monza'yı alıyoruz. Yes. Arkadaş Monza'da da herkes kiralık. Pablo Mari'yi alayım dedim. Kiralık. Sensi'yi alayım dedim. Kiralık. Marlon'u alayım dedim. Kiralık. Kranio kiralık. Beşiktaş gibi herkesi kiralamış Monza. Aha şu 71'lik stoperi alayım bari. Ve şimdi 1 Ocak'ta süvarilerimiz geldi arkadaşlar. Ön sözleşme yapılan oyuncu geldi. Of of. Şimdi süperiz ha. Bak Ocak ayındaki maçlar da çok önemli olacak. Bu arada arkadaşlar 4-1-2-1-2 kullanacağız demiştim. Taktiğimiz orijinal formasyona döndü. Bunun sebebi de takımdan çok oyuncu silmiştim en başta kolay olsun diye. Bu sefer baktım kaybedince oyuncu silemeyeceğiz. O yüzden de bu taktiği böyle unutmuşum. Bunu tekrar 4-1-2-1-2'ye geçirelim. Sağ orta sağ Berardi. Sol orta sağ Leao. Frederiksen OF. Onu forvete alalım. Hatta şöyle OF de yapabiliriz. Ben sol bek gelecek demiştim de Leao'yu almıştık Milan'dan. Hernandez aldığımı düşünüyordum. Normal sol bek oynar mısın? Heh. Bir de Schurz. O stoper almışız ya zaten. Ben de unutmuşum. Şu Castiello sol bek de fena değil. Norman'ı MD'ye oynatalım. Yedeklerimiz de oldukça güçlendiler. Ocak ayına Verona maçıyla başlıyoruz. Orsic'i orada görüyorum. Simülasyon canavarı. Bu maç bizde. Skoflek atmış. Mura'dan aldığımız oyuncu. Ferona'nın en iyi oyuncusu Antonin Barak. OF merkez ortası. Gel abi. Barak'ın kırmızı kart cezası var. Ben onu merkez ofansifi alacağım arkadaşlar. Sırada çok kritik bir maç. Inter. Inter'i alıyoruz. 2-0. Şimdi Inter'den seç beğen al. Bize bir sol bek lazım kesinlikle. Sağ bek de lazım. Inter'de üçlü oynuyor defansta. Gerçi Dumfries var sağ kanat bek. Sol kanat bek Gosens. Gosens simülasyonda da çok iyi. 87'lik stoper de var. Mevki dışı oyuncu sıkıntı olabiliyor. O yüzden ben Gosens'i
alacağım. Lukaku'yu falan almıyoruz. Ben Yedder gol kralı gidiyor bu arada. İyi gol atıyor. Abi Inter'den sonra da Milan maçı var. Milan'dan Manyan çok iyi gider şu an ya. Haydi toplama FC. Yes! 2-0! Gosens de atıyor. İşte bu. Transfer dönemini çok iyi değerlendiriyoruz arkadaşlar. Süper gidiyoruz. Manyan'ı ver oradan 86. Yes! Torino'da sağ bek yoktu galiba. Şimdi Torino maçı. Sağ bek'e ihtiyacımız var. Lazaro gerçi o da kiralık. Neyse. 2-2 bitiyor. Son anda Leao kurtarmış bize. Ve transfer döneminin son maçı, ligin en kötü takımı Lecce. 2-1 yeniyorlar bizi. Ramallo. Lecce şimdi Manyan'ı siliyormuş. Aman aman aman. En iyi overall'lı sol bek. En düşük overall'lı stopere geç. Yes! Geçti. Yes! Stoper kaynıyordu çünkü şimdi. Okey. En kötü overall'lı stoperimiz şu gidebilir. Dragojevic. Bay bay. Şimdi sezon sonuna kadar hızlı hızlı ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ben birer oyuncu seçeceğim. Sezon sonunda böyle uzun bir liste görmeyeceksiniz. Her yendiğimiz takımdan bir oyuncu göreceksiniz. Hellas Verona. 1-1 bitiyor. Peşine Monza'yı alıyoruz 1-0. Ardından konferans liginde Vitoria ile eşleşmişiz. Yeniyoruz onları 3-1. Peşine Napoli'yi de alıyoruz. Napoli 10. bu arada. Son anda atıp almışız. Hemen ardından Vitoria'yı yine yeniyoruz. Empoli'ye kaybediyoruz. Arkadaş hiç olacak iş mi? Burada en iyi overall'lı merkez ofansif orta sahamızı kaybediyoruz şimdi. Gerçi o da iyi bir şey. Şu çocuk gidiyor. Direkt merkez ofansif orta saha olan tek oyuncumuz. Fiorentina ile berabere son anda kalıyoruz. Tüh. Konferans liginde PAOK gelmiş. Oo, kaybediyoruz. PAOK bize en düşük overall'lı sağ kanat oyuncumuzu sildiriyor. O da şu arkadaşlar. En pahalı. Güle güle. Silme konusunda şansımız yaver gidiyor. Bologna'yı alıyoruz 2-1. PAOK rövanş maçı da 2-2 bitiyor. Ben Yedder sakat. Şu Nelson Oliveira bizi bitirdi ya. Elendik. Ben Yedder 4 hafta yok. Salernitana'yı yeniyoruz 3-1. Salernitana'yı. Ardından Cremonese'yi de alıyoruz 3-1. Sampdoria ile berabere kalıyoruz. Şimdi kritik Lazio maçı. 2-0 alıyoruz. Manyan sağ olsun. Lazio Milinkovic Savic'i kaybetmiş arkadaşlar. O yüzden Luis Alberto'yu alacağım onlardan. Lazio'dan sonra Inter'i de yeniyoruz. Vlahovic sanki orada bize göz kırpıyor. Hemen peşine Sassuolo'yu da alıyoruz. Rahat. Geleni geçeni tokatlıyoruz. Udinese'ye de atıyoruz 2 tane. Atalanta'ya yeniliyoruz ama. Oo, kötü oldu. Atalanta bizden. Oo, en iyi overall'lı sağ kanadımızı siliyor. Berardi. Lan Berardi de iyi atıyor daha. 9 gol 12 asistle oynuyor Berardi. Berardi'ye güle güle diyeceğiz. Ne yazık ki. Sonunda sağlam bir oyuncu gitti ha. Bu arada Çark her şeyi kapatmıştı, kusura bakmayın. En iyi sağ kanadımız Skoflek. Norman orada biraz oynayabilir gibi görünüyor. Şimdi çok kritik bir Inter maçı var. Puan durumunu görüyorsunuz. 4. 2 maç kaldı. Inter hemen üzerimizde. Şampiyon olamayacağız. Ama ilk 4'te bitirmek lazım. Ve Inter'i alıyoruz ikinci kez. Yes, çok iyi. Gosens Inter'i atıyor. Inter'den güçlü stoper alacağım abi. Skriniar. Ve inanılmaz kritik bir final maçı daha. Biz Inter'i devirdik. 71 puandayız Inter'le. Roma bizi yenerse o zaman ne olacak? Roma'dan minimum 1 puan lazım. Bizim averajımız berbat. Ama burada ikili averaja bakılıyor. Roma ile 1-1 berabere kalmışız. Şimdi deplasmanda. Haydi çocuklar. 2-2. Averaj bizde. Daha fazla deplasman golü. Barak son anda bizi kurtarmış be. Yes! İşte bu. Gerçi ben ikili averaj falan diyorum da arkadaşlar. Roma bizi yenseydi Inter'de berabere kaldığı için biz her türlü ilk 4'te bitiriyormuşuz. 3. bitirdik sezonu. En çok gol atan 2. takımız. Juventus şampiyon oldu. Inter Coppa Italia'yı almış Roma'ya karşı. Şampiyonlar Ligi Real Madrid'e gitmiş. UEFA Manchester United'ın olmuş. Konferans Ligi'ni de Sparta Prag almış. Gol kralı bizim topçumuz Vlahovic Juventus için. Luis Alberto da bizim topçumuz. O da ikinci. Leao'nun 15 golü var bizim takımdan. Ben Yedder 14 gol. Leao da bayağı atmış ha. Asist kralı Dzeko. En iyi kaleci. Oha, Maximiano'ya bak. Açık ara. Yalnız bizim Ben Yedder çok iyi çıktı. Arada bir sakatlandı ama 19 gol 7 asist. Gayet iyi gidiyordu. Sonradan yavaşladı. Leao 17 gol 4 asist. İkinci oyuncumuz. Pardon, üçüncü. Çünkü Frederiksen'in 22 gole katkısı var. Başlangıç oyuncularımızdan bir tanesi. Gosens çok iyi oldu bence. Lukaku almadım. Inter'den kızan var mı? 2 kez Lukaku almadım. Neyse, aldığım oyuncuları göstereyim. Monza'dan Mazzitelli. Ardından Lameiras geliyor. Sağ kanattan Vitoria'dan. Sağ kanat oyuncu
oyuncumuz yoktu. İyi oldu. Orta sahaya Fabian geliyor Napoli'den. Yama'da yanılmıyorsam Paris Saint-Germain transfer edilmemişti Fabian. Moomin geliyor Vitoria'dan. İki kez yenmiştik onları. Bologna'dan Baro merkez ofansif orta saha yedek olur. Sambia sağ bek aldım. 73 de aldığımda 75'e yükselmiş. Gayet iyi Junior Sambia. Cremonese'den yedek bir santrfor Desers 75'lik. Luis Alberto Lazio'dan 83'lük. Vlahovic'i aldım santrfora. Jeremy Pino'yu alırken elimizde Berardi vardı galiba. Ama gördüm Pino'yu Sassuolo'da en sağlam oyuncu. Yeni almışlar onu. Ben de getiriyorum. Sağ orta sağ oynar. Zagadou geliyor Udinese'den. Skriniar'da Inter'den geliyor. Son oyuncumuz olarak. Şimdi bu kadroyla gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Atlayalım ikinci sezona. İkinci sezonda tüm yeni oyuncularımız geldiler. Kadromuzu dizdiğimizde böyle bir ilk 11'imiz var. Pino Sambia sağ kanat biraz zayıf kalıyor. Zagadou 80'in altında stoperde. Ben Yeder'in overall'a düşmeye devam edebilir. 32 yaşında Ben Yeder. Yalnız Barak da var. Gerçi Barak oynayamaz da. Neyse bakarız. Şimdi bu sezon sadece transfer döneminde takımımızı dahil edebileceğiz veya da sileceğiz. Çünkü ara transfer dönemine hızlı atlayacağım. Kupada ilk turda berbat bir rakip gelmiş ama yenilmemek önemli burada. Rahat alıyoruz. Lecce'den dandik bir kaleci alıyorum. Silinme ihtimali için. Orta seviye bir şey çıkarsa yani kaleci alayım ki kalecimiz kalsın. Şimdi yalnız bu Juventus maçı çok daha önemli. Çünkü oradan bir Chiesa çekebiliriz. Bir stoper ya da sağ bek çekebiliriz arkadaşlar. Umarım kazanırız Juventus'a karşı. Ve 2-1 yes! Ben Yeder. Okey. Güzel oldu bu. Ben direktman Chiesa'yı alıyorum arkadaşlar. 85'lik gelişecek zaten. Gel abi. Bir de Monza maçı var. 3-2 alıyoruz. İyi ki. Monza da şöyle bir eleman almış. Luan. Biz alacağız onu şimdi. Şimdi transfer döneminde başka maç kalmadığı için Şampiyonlar Ligi grubumuzu gösteriyorum burada. Ajax, Maccabi Tel Aviv ve Barcelona. Bu gruptan çıkabilecek miyiz? Buradan geçiyoruz ara transfer dönemine direkt. Ara transfer dönemine geldiğimizde tek mağlubiyetli arkadaşlar. Lideriz. O mağlubiyet için de bir oyuncu mu silsek acaba? Çok kritik. Bir saniye. Almasını biliyorsun, silmesini de bilmelisin falan. Okey. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzu lider tamamlıyoruz. Oo güzel. Son 16'da rakibimiz Liverpool. Lan Chelsea gelseymiş. Barcelona'ya Chelsea gelmiş. Liverpool bu grubu ikinci tamamlamış be. Gol kralı bizden hiç kimse değil. Vlahovic oralarda bir yerlerde. Barak ikinci. Barak bayağı oynamış. Asistlerde. Çok karışık anlattım ama durumlar böyle arkadaşlar. Zagadou'nun overall'ı yükselmemiş. Sambia bir overall artmış. Manyan 89. Ama böyle bir takımın Şampiyonlar Ligi'ni alabilmesi mümkün. Genelde çok üst seviye olunca çok saçma sapan mağlubiyetler alıyorlar takımlar. Ben Yeder'in yerine Barak galiba oynamış forvette biraz. Şimdi yalnız o mağlubiyet için bir oyuncu silmemiz gerekiyor dedim ya. Yapalım o işi. Ve stoperden istediğin orta seviyeyiz. Oğlum çok şanslıyız burada ya. Yani arkadaşlar düşünsenize en sağlam kalecini sil geldi. Manyan gidecek 79'luk kaleciye kalacağız. Stoperlerde de çok stoperimiz var. Orta seviyelerden bir tanesini seçmem gerekiyor. En düşük overall'lı stoperimiz Caldirola. Mesela Moomin'i silebilirim. 70 küsürlüklerin hepsini silebilirim istediğim bir tanesini. Moomin git. Şimdi Cremonese maçı. Bu maçı alıyoruz. Takımımızda tek bir sol bekin olduğunu fark ettim. O yüzden bir sol bek alacağım Cremonese'den. Sol bek de fena değil ha. Güzel. 75'lik sol bek yeni almışlar. Biz de onlardan alıyoruz Kornienko'yu. Sırada Torino. Torino'yu da alıyoruz rahat. Torino'dan da sol kanat alacağım. Lucas Braga. O da yeni gelmiş. Tek bir sol kanadımız var. Bu da strateji arkadaşlar. Leao'nun başına bir şey gelmesin. Gücümüze güç katabilmek için Coppa Italia'da Inter'in gelmesi de güzel oldu. Ama maçı alamıyoruz. Bu çok kötü oldu. Bir de Vlahovic kırmızı kart görmüş. Gelecek maçta yok. Bu kötü oldu. Bakalım Inter bizden ne siliyor. Oo, en iyi overall'lı sağ kanada gitme lütfen. Yes. Santrfor istediğin oyuncuda kaldı. İstediğin orta seviye oyuncuda. En kötü overall'lımız Berthe'yi silemiyoruz. Vlahovic'i de silemiyoruz. İstediğimiz diğerlerinden bir tanesini silebiliyoruz. Blondo sen kimdin? Git. Şimdi Inter'e karşı lig maçı. Bu maç 0-0 bitiyor. Yine güçlü bir takım. Lazio. 3-2 alıyoruz. Yes. Güzel. Sağ bek adamı almıyorum. 79'luk Lazzari var.
arada bizim eleman gelişiyor. Saliba'yı alıyorum o yüzden. Şimdi en azından Saliba gelişir arkadaşlar. Zagadou pek gelişmiyordu. Transfer döneminin son maçında da Parma'yı alıyoruz 4-2. Abi yani Parma'dan da pek bir şey alamıyoruz. Vitex Gianluigi Buffon var. 46 yaşında reis gel ya Gigi Buffon. Okey, transfer dönemi bitti. Tekrar hızlı simüle etmeye geçiyoruz. Burada bir sıkıntı var. Fabian kırmızı kart cezalı, Barak'ı oynatacağız. Liverpool güçlü görünüyor ama bakalım. 2-2 bitiyor. Oo, Salah son anda atmış ya. Rövanş maçında Fabian geri geldi. Barak ilk 11'de. Haydi çocuklar diyoruz. Ve Liverpool'u geçiyoruz. Barak. Barak atmış. Çeyrek final rakibimiz Atletico Madrid olmuş. Yani alırız diye düşünüyorum be. İlk maçı 4-1 alıyoruz. Atletico Madrid'in eski havası yok. Takımlarına baktığımızda kaleci harici overall'lar bayağı düşük çünkü. Rövanş maçında şok olmayalım. 2-0 alıyoruz. Süper. Oblak çektiğimiz 7 şutun 6'sı gol oldu bu arada arkadaşlar. Onu fark ettim. Abi bu ne? Bütün en güçlü takımlar bize karşı geliyor. Oo, Sambia sıkıntılı. Onun yerine Zagadou'yu oynatabiliriz diye düşünüyorum. Pep Guardiola Haaland'ı çok saklamayı seviyor arkadaşlar. Ta MDO'ya saklamış. Bu Yamada öyle yapıyor hep. Ve 2-2. Vlahovic penaltı kaçırmış. Mahrez 2 gol de atmış onların. Rövanş için bizim sağ bek hala sakat, Sambia. 2-2'nin üstüne Vlahovic 88'e yükselmiş. Kiyasa, sizden gol bekliyorum. Leao hadi. Bu maçı alabiliyor muyuz arkadaşlar? Finale kalabiliyor muyuz toplama FC ile? Ve 3-0. Ben ilk maçta bunu bekliyordum da deplasmanda sanki daha rahat takımlar FIFA 22'de. Leao'dan 2 gol. Uf, bütün zorluları biz eledik be. Ve finalde rakip Manchester United. Şimdi arkadaşlar buraya gelene kadar Bologna'ya, Roma'ya ve Milan'a yenilmişiz. Bu yüzden bence final maçını oynamadan 3 tane oyuncu çarkla silelim. İlerlerken silmedim çünkü ilerlerken oyuncu da almıyorduk kazandığımız takımlardan. Şimdi burada toptan 3 tane oyuncu silelim. Daha challenge olur bizim için. Hani en iyi kalecimizi falan kaybediyormuşuz. Merkez ofansif orta saha istediğin seviye geldi. Sadece 2 tane merkez ofansif orta sahamız olduğu için Baro'yu siliyorum. Merkez ofansif orta saha en düşük overall. Oo! Merkez ofansif orta sahasız kaldık arkadaşlar. Luis Alberto da gidecek. Luis Alberto 1 gol 11 asistle oynamış bu sezon. Ve sonuncu silmemiz gereken oyuncu... Stoper mi kaleci mi? Manyan! Manyan gitti final maçı için. Gigi Buffon'u o yüzden almışız demek ki. Manyan'ın 2 asisti varmış. Manyan reis 90 overall. Gianluigi Buffon Şampiyonlar Ligi kazanacak. Kazanabilirse. Silvestri de 80. Sen bir kenara çekil yeğen. Merkez ofansif orta sahada da şu Frederiksen'i oynatalım arkadaşlar. Orada oynayabiliyor görünüyor. Serie A'da şampiyon olabilmişiz 3 puan farkla bu arada. Coppa Italia Inter almış yine. Serie A gol kralı Leao. Asist kralı Fabian ortak. En verimli oyuncumuz Leao olmuş gibi. Verimler böyle. Bayağı bölüşülmüş hani asistler, goller. Herkes katkıda bulunmuş. Şimdi Zagadou çok yavaş. Ben sağ bekte Zagadou'yu oynatamam. Aa, bu Norman her türlü oynar lan orada. Hızı da var biraz. Tamam. Aynı bizim sakat sağ bek gibi. Manchester United'ın ilk 11'ini görüyorsunuz. Ronaldo duruyor. Anthony Sancho. Benasser'i getirmişler. Yani hemen hemen aynı kadro gibi. Geçelim finale. Kazan al kaybet sil konseptimizde toplama FC ile finaldeyiz. Arkadaşlar konsept hoşunuza gittiyse, hala like butonuna basmadıysanız 10.000 beğeniyi geçelim bu videoda lütfen. Sizden tek isteğim like butonu. Çok teşekkür ediyorum ve bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Gianluigi Buffon kalede. Kaptanlık pozu bandını ona veremedik mi? Şöyle veririz rahat bir şekilde. Okey, güzel oldu. Antony'ye müdahale Gosens'den yetmedi. Antony sağ kanattan geldi. Favela çocuğu Antony. Antony sen ne yapıyorsun? Gianluigi Buffon kurtarıyor. Korner çok tehlikeli. Leao. Ronaldo'dan önce. Aman tehlike devam ediyor. Buffon yine kurtarıyor. Korner, Gosens uzaklaştırdı. Varan... Aman okey, bizde Skriniar şöyle pasını bıraktı Vlahovic'e. Vlahovic sol taraf bomboş gibi, Vlahovic'den Leao'ya iyi verdi. Biraz daha önünü atabilirdi. Gosens hata destekte bulunacak. Gosens'in pası Leao. Leao'nun pası çok iyi bıraktı mı orada? Neyse, Kiesa'da ve gol. De Gea oynayamadı, kımıldayamadı bile. Vay be. Kiesa kamerayı yiyecek. Acıkmış. Burada çok güzel paslar abi ya. Her yerde oyuncumuz var.
1-0. De Gea nerelerde bilmiyorum. Oo, o neydi lan öyle? Bizim defans nerede? O sağ bekte oynattığım çocuk berbat da Saliba'dan müdahaleye gelin. Aman yalnız Anthony Buffon. Gianluigi Buffon istiyor Şampiyonlar Ligi kupasını. İşte bu. Ya abi alırken Buffon'u Parma'dan dedim lan Parma'da hiç kimse yok. Başka kimi alayım ama Buffon'u alıp da ne yapalım? Demek ki bir bildiğimiz varmış arkadaşlar. Sezmişiz. Cristiano Ronaldo, Fernandes, Antony. Bu sefer girdi. Yani o kadar kurtardı Buffon. Onu kurtaramadı. Çelmiş ama içeri girdi. Fabian güzel. Frederiksen yürü. Yürü yürü yürü. Yes. Vlahovic iyi koşturduk orada. Vlahovic. Dušan Vlahovic sağ ayağıyla, zayıf ayağıyla vurdu. Kaleci De Gea kurtardı. Tüh, yakın direğe gitseydim keşke soluyla. Chiesa sol ayaklıydı değil mi Vlahovic? Aha korner lan, bizim oyuncu 32'ye çarptı 40'tan. Leao'dan hareketler yine. Leao. Oo, ne yapıyorsun Leao? Yes Leao. Leao plase. Oo, De Gea. Ne koşu be. Leao'yu çok seviyorum. Leao çok iyi gelişti. Chiesa'nın neyse. Leao'nun korneri. Chiesa kafayı vurdu. Olmadı. Zayıfladı. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kapabilir miyiz ondan? Yok. Oo, Van de Beek derinlemesine. Antony. Gosens yakalayabilir mi? Antony erken ortaladı. Skriniar orada. Fabian. Çok aksiyon dolu bir maç oluyor arkadaşlar. Vlahovic. Barak. Pası vermedi Barak. Barak şimdi Laird'i geçemedi. Frederiksen, oha arkadan müdahaleye gel. Neyse az adamla yakaladık. Frederiksen çok iyi gördü Chiesa'yı. Chiesa, aha işte bu diyecektim. Duydunuz zaten. Lan Barak, çok Barak bir adamsın. Barak kendi dilinde iyi bir adamsın demekmiş arka. İyi demekmiş yani. Neyse sallıyorum. Burada defansımızı Norman'la yaptık. Pası çok kötü verdik. Şimdi Fernandes. Aman abi. Malasya 45+1. Chiesa yes. Okey kaptırmayalım. Ama süre kalmadı ilk yarıda arkadaşlar. 1-1. Aksiyon dolu ilk yarı. Ne yazık ki sadece 1-1. 2.6 gol beklentimizle onlardan üstün gibiyiz. Ben Yedder'i alacağım abi. Ben Yedder. Zayıf ayak 5 yıldız. Skill moves 5 yıldız. Ben Yedder. Bir şeyler yapar. Va adam girdi hareket çekiyor bile. Federico Chiesa. Aha yes. Kafa Vlahovic. Ortadan anladım Vlahovic ona kafayı vurabilecek. Çünkü hiç arkasına bakmadı Varan orada. Manchester United Malasya ile ceza sahasına girdi. Skriniar bravo Chiesa. El falan yok orada. Vlahovic verdi. Ben Yedder ver kaç. Oo kırmızı kart hocam. Hocam kırmızı, adam gole gidecek. Ya ayıp ya. Aman Antony, Ronaldo, Skriniar asist yaptı Fernandes'e resmen ya. Yani ne güzel aldı dedim Ronaldo'dan da Fernandes'e gitti. Fernandes offside mıydı acaba? Ya 25 bozmuş. Tehlikeli olabilirdi. Frederiksen çok iyi çevirdi. Vücudu. Okey Vlahovic. Chiesa bu gol olmalı. Chiesa önüne çok iyi attı ilk topu. Chiesa. 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 Biraz çok ince detaya girdik. Çok ince detaya girdik. Yakın direkte dedim. Yemedi yani atamaz dedim. Uzağa da atmayayım. Çok klasik gol olur dedim. Vlahovic dokunsaydı çok iyi olacaktı derken Chiesa burada kafayla atmaya çalışıyor. Okey Chiesa kullansın bu kornerde. Bence Vlahovic'in kafası var mı? Oo, Ben Yedder. De Gea yine uçtu. Aman Ben Yedder hızlı değil. Sıkıntı o. Chiesa ara pası. Abi adam ne ara pası verdi de Frederiksen atamıyor. Şimdi Chiesa bu gol olmalı. Frederiksen iyi tuttu yine. Frederiksen'i çıkaracağız. Şimdi neyse Ben Yedder hadi. Fabian destekte. Fabian da yavaş. Ben Yedder şimdi. Aha Fabian atıyor. Yes. Kaleci kontrpiyede yakalandı şansımıza. Yavaş ama gizli kaliteli. Fabian bir aralar bizim FIFA 20 kariyerde vardı galiba. Çok iyi golleri vardı. Milan'da vardı arkadaşlar Fabian. Şimdi hatırladım. Çok iyi plase goller atıyordu uzaktan. Çaldı kaptı attı. Frederiksen çıkıyor yerine Pino giriyor. Yedeklerde Baro yok çünkü sildik. Luis Alberto da yok. Onları aradım kafamda ama
Lan şimdi yeni aklıma geldi. Dušan Vlahović pasını verdi. Jeremy Pino, Vlahović kaç abi, bak Varan ne kadar boşluk verdi orada. Vlahović sol ayak plase. Çok rahat, çok profesyonel. 4-2. United süre bitsin de maç bitsin gidelim diyorlar ve arkadaşlar, kaybettiğimizde aldığımız, kazandığımızda sildiğimiz çarka göre toplama FC, kalede Gianluigi Buffon'la Manchester United'ı yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Çark daha acımasız olacağını düşündüm arkadaşlar ama gayet şanslıydık. Genelde hep orta seviye oyuncuları sildik. Kritik anda hiç böyle inanılmaz oyuncumuz gitmedi. Ne Ben Yedder gitti, ne kaleci gitti. Yani oldukça şanslıydık. Bunu kendiniz deneseniz belki 2 sezonda Şampiyonlar Ligi finaline ulaşamayacaksınız. Simülasyonlarda da elenmedik. Şansımız yaver gitti. Bu aralar biraz zamanım az oluyor videolar için. FIFA 23 çıkmadan önce bir şey hazır etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Onunla uğraşıyorum. Belki bir gün vlog çekerim. Ama şimdilik bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Like butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirim çanını açın. Ekranda iki video çıkıyor. Onlardan bir tanesi tıklayıp izlemeye devam ederseniz müthiş olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Federico Chiesa. Aha! Yes! Aha! Fabian atıyor! Yes! Federico Chiesa. Aha! Yes! Varan ne kadar boşluk verdi orada. Vlahović sol ayak plas.